جانم یک رای دستیلی تیوی شامل اخونه تیه یو خومدم یک قرطه فبرون یاکی اول دیل امد احمد ترکیو رشت بلدیه دم دیت دم مردین و ایو دیوم ارخا چوتا پوت دا تورایی کلای دا فرانسا و دا بلدیه دا سارسل لما مستا اتخا پروتوکول دا خووتا بلیم دینات دا سارسل و مردین می قرطه فبرون یبشنه تیلخ و هم رشت چه تا خط تا اطوره تکلی تا یبرخت تالخ شنو بشلومو نسك مونو ريشيتشات وبرختو علو عمو سريو يو اوثرو يو كالدو يو اورومو يو ولو عمو دبريثو كولا كتو بنا وعيدو ايدان اكيتو دمو تشينو شلومو بريثو كولا بس ما رابا ميقرتا فبرونيه بس ما لخ بادوغ دوام بلشان تركيا لادي تباقتا دهلي فبرونيه اكيول بجن برادا باريس بلنمانزن سببي فرانسا سوري كالداني درنينين davetlisi olarak hem yeni yıl gecesine katılmak hem de Sarsel ile Mardin arasında olan kardeş şehir projesi ön protokolünü imzalamaktı. Bu protokol Mardin şehri ve Sarsel'deki Asuri Keldainler açısından niçin önemli? Evet, geçen sene ilk defa Sarsel'e geldim ve Asuri Keldaini Derneği ile dernek yöneticileriyle bir araya geldik. Burada onlarla bir fikir oluştu. Sarsel Belediye Başkanı ile bir araya geldik ve hani Mardin ve Sarsel'in kültürel yapısı birbirine benziyor. Buradaki Süryanlere, Asuri Keldanlere olan yaklaşım çok güzel bir yaklaşım, sahiplenici bir yaklaşım var. Ve baktığımız zaman Avrupa'nın herhangi bir yerine yabancılar geldiği zaman ilk yaptıkları şey bir entegrasyon sürecine sokmak ve onları hangi ülkeye gittiyse oraya bir şekilde uyum sağlatmaktı. Burada gördüğüm şey öyle değil. Hani insanlar, halklar özünü koruyarak, kültürlerini taşıyarak buraya geliyorlar ve bunu yaşatma imkanı buluyorlar. Bu çok güzel bir şey. Bizim de savunduğumuz politikayla eşdeğer bir şey. O yüzden bir ortaklık, bir fikir birliği oluştu ve kardeş belediye adımlarını atmaya karar verdik. İşte yaklaşık bir buçuk senedir diyalog içerisindeyiz. Bugün de aslında bu anlamlı günde bu protokolü ön imzalarını da attık. Peki bu protokol çerçevesinde ve kardeş şehir projesi çerçevesinde iki şehir tarafından yürütülecek olan çalışmalar hangi alanları kapsayacak? Şimdi bizim belli başlıklarımız var. Kültürel faaliyetler olabilir, işte gençlere yönelik faaliyetler, sosyal projeler olabilir ve sportif faaliyetler başlıkları var bizim protokolümüzde. Tabii buna ne yapılabilir? Belki Tur Abdin'de bir kültür merkezi yapılabilir, Asuri, Süryani ve Keldanilere yönelik. Kütüphane olabilir ya da bir spor tesisi, kompleksi olabilir. Bu tür şeyler düşünüyoruz açıkçası ama daha bir araya gelip masa başında oturmadık son projelerle ilgili. Değerli Februni Akyol, şu anda Mardin'de yaşayan Asuri Keldani Süryanilerin sayısı ve durumu hakkında, çünkü biliyoruz ki gelişmeler çok endişe verici, halkımızın oradaki durumu nedir? Evet, şu anda Tur Abdin'de yaklaşık olarak 3000 tane Asuri Süryani Keldani yaşamakta. Çok zor süreçlerden geçiyoruz. Etrafımızda savaş var. Hani çatışma falan değil, bu artık bildiğiniz bir savaş ve bir orantısız güç kullanımı söz konusu. Evler yıkılıyor. İşte gençler ölüyor, kadınlar, yaşlılar ölüyor, öldürülüyor. Yalnız şöyle ki bir umudumuz var. Yani Süryanilerin yaşadığı bölgelerde şu anda herhangi bir çatışma yok, herhangi bir tehdit söz konusu değil. Dolayısıyla halkımıza yönelik bir yönelim yok şu anda. Sıkıntımız şöyleydi, Diyarbakır'daki Meryem Ana Kilisesi gündeme oturan bir konuydu tabii. Geçen gün ziyaret ettik, yasak kalktıktan sonra. Çok büyük bir hasar yok. Ufak tefek şeyler var. Kapılarda hasarlar var. Abune de oraya zaman zaman uğrayabiliyor. Halen orada operasyon devam ettiği için tam olarak yerleşmiş değil ama Diyarbakır'dadır Abune. Yani çok şükür
iyi durumda şu an orası. Kaygımız Mor Yakup Manastırı. Nusaybin'deki Mor Yakup biliyorsunuz. Nusaybin'de şu an sokağa çıkma yasağı var. Ve evler yıkıla yıkıla devam eden bir süreç var. Her iki taraftan da kayıplar var. İşte çatışan gençlerle devlet güçlerinden çok büyük kayıplar var. Bizim manastırımız da tam o bölgenin ortasında yer alıyor ve şu anda tamamen korunaksız durumda. Endişe içerisindeyiz açıkçası. Yalnız yaşam olan yerlerde, Midyat'ta, köylerde herhangi bir tehdit söz konusu değil. İnsanlarımız gelmeyi düşünüyorlarsa gelmekten vazgeçmesinler. Çünkü eğer oraya gelmekten vazgeçerlerse, korkarlarsa oradaki insanlarımızın da cesareti, umudu kırılır. Biz Midyat'ta, Turabdin'de yaşayan Süryani, Keldani, Asuri halkı olarak yurt dışından gelen yakınlarımızdan, akrabalarımızdan, halkımızdan, insanlardan çok büyük moral destek alıyorduk. Onların gelmemesi bizi biraz yalnız hissettiriyor. Mor Gabriel ve Mor Yakup'tan söz ettiniz. Son dönemdeki, son günlerdeki gelişmeler arasında azınlıkların mallarına, azınlıkların vakıflarının mallarına el konulması yönünde haberler var. Bu haberler bizim halkımızı nasıl etkileyecektir ve bölgede yaşayan azınlıkların bu yöndeki kaygıları nelerdir ve siz belediye olarak veya parti olarak mecliste yürütülen bu konu hakkındaki çalışmalar nelerdir? Aslında sizin aracılığınızla burada bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sur'da Bakanlar Kurulu kararıyla apar topar alınan bir kamulaştırma kararı var. Çatışmaların sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bölgede. Ve bu bölgede bizim Diyarbakır'da kalan, ayakta kalabilen 3 tane kilisemiz de kamulaştırıldı. Kamulaştırma kararı çıktı. Meryem Ana Kilisesi, Süryani Ortodoks Kilisesi, Keldani Marpetyan Kilisesi ile Ermeni Kilisesi şu anda devlet malı. Devlet gayet kanunsuz bir şekilde o el koydu ve bir anda el koydu. Bu yüzden bizim diasporadaki halkımızın bir şeyler yapması gerekiyor. Diplomatik bir baskı oluşturması gerekiyor. Kiliselerimiz böyle bir anda el değiştirmiş olamaz. Yani biz çok büyük emeklerle işte orada yaşayan halklar defalarca yıkılmış olan bu değerlerimizi defalarca biz tamir ettik. Varımızı yoğumuzun oraya harcadık ve bir anda gelip böyle el konulması 1915'in hala devam ediyor olduğunu hissettiriyor bize. Bir şeyler yapmalıyız. Yani biz orada çok yetersiz kalıyoruz çünkü yerel zaten şu an belediyelere çok büyük bir baskı var. Devlet tarafından el konmak istiyor belediyelerimize. Aynı zamanda mecliste muhatap alınmıyor hiçbir şekilde HDP. Birçok soru önergesi götürülüyor, araştırma önerileri götürülüyor. Tamamı reddediliyor. Bizim milletvekillerimizin de dokunulmazlığın kaldırılması söz konusu, fezlekeler götürülüyor. Gene yerel yönetimlerle ilgili belediyelere işte merkezden birinin atanması durumu söz konusu, taslak hazırlandı, o da meclise sunuluyor. Meclisteki çoğunluk da AKP'de olduğu için dolayısıyla bu hükümet istediği her şeyi kendi lehine çevirerek kararları geçirtebilen durumda. Sıkıntılı dönemler geçiriyoruz orada. Yalnız umutsuz olmamalıyız. Buradaki halkımıza çok büyük görevler düşüyor. Biz orada dardayken onların burada harekete geçmesi gerekiyor. Değerli Februniye, bunun yanı sıra Mardin bildiğimiz gibi Suriye sınırında, Suriye'ye yakın bir şehir. Suriye'deki göç fenomeninin Mardin üzerindeki etkisi nedir? Ve Mardin'e yerleşen halkımızdan sığınmacılar var mı? Ve genel olarak sığınmacılar için belediyenizin yaptığı yardımları nasıl değerlendirebilirsiniz? Suriye'den gelen göçler vardı ilk etapta. Fakat insanlarımız orada yerleşmeyi istemediler. Avrupa gitme düşüncesi vardı. Birçoğu da Avrupa'ya göç etti. Şu an Mardin Midyat'ta çok fazla Süryani, Keldani, Asuri insan yok. Yani 10-15 aile var sayabilseniz. Ancak o kadardır.
Ayrıca bunun dışında devlet kampları var. Gelen Arap Sünniler için Sünnilerin yerleştirildiği kamplar var. Çengel'den gelen Ezidiler olduğu zaman biz belediyeler olarak sahip çıktık. İlk etapta devlet hiçbir şekilde katkı sunmamıştı. Biz kendimizi de yerel yönetimler bütçelerini de zorlayarak DPP belediyeleri olarak o halka sahip çıktık. Şu anda Batman'da, Şırnak'ta ve Çınar'da, Diyarbakır'da 3 tane kamp var belediyelerin bünyesinde. Ayrıca devletin açtığı kamplar var. Oraya yerleşen Ezidiler var. Ezidiler de bizim insanlarımızla, işte Asur-i Süryani halkı gibi defalarca soykırımdan geçirilmiş bir halk. Onlar da bir kısmı Avrupa'ya göç etti, bir kısmı da kendi ana yurduna geri döndü. Şengal'e döndü, Zaho'ya, Duhok'a geri dönenler oldu. Şu an bizim göçmenler konusunda en büyük sıkıntımız iç göç. İşte Mardin tam merkezi bir yerde yer alıyor. Şırnak'ta, işte Cizre'de, İdil'de, Silopi'de yaşatılan katliamdan sonra, sokağa çıkma yasaklarından sonra evleri yıkılan insanlar Midyat'a, Mardin'e taşındı. Gene aynı şekilde Nusaybin'den göç eden insanlar Mardin'e, Midyat'a taşındı. Şu an onlar bize çok büyük bir maddi külfet oluşturuyor. Yani haklı olarak insanlar bize gelip sığınıyor. Çünkü devlete karşı bir kırgınlık var ve devleti bir suçlama psikolojisi var. Devletin yardımını reddediyorlar ve belediyeye gelip yardım istiyorlar. Yani biz de güç getiremiyoruz. Getirebildiğimiz kadar insanlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ama altından kalkılabilecek gibi bir şey değil. Sadece Nusaybin'den Mardin'e göç eden aile sayısı 900. Şimdi yasal bir kanun var. Her köyde işte eski isminin geri gelmesini isteyen, eski isminin tekrar konulmasını isteyen köy halkı muhtar ve azalarıyla birlikte belediye meclisine, hangi ilçe belediyesine bağlıysa o ilçe belediyesinde bir dilekçeyle başvuruda bulunuyorlar ve belediye meclis toplantısında bu karar meclisin onayından geçiyor ve otomatikmen eski isim geri dönmüş oluyor. Hani burada belediyenin kendiliğinden yaptığı bir şey söz konusu değil. Yani sadece Kürtlerin yaşadığı köyler var. Hiç Hristiyanların bulunmadığı, hani sadece Süryanilerin, Asürlerin, Keldanilerin değildi. İşte Kızıltepe tarafında, Derik tarafında, Mazı Dağı tarafında, işte artık halkımızdan hiç kimsenin kalmadığı yerlerde başvurular geliyor ve Kürtçe geliyor. Dolayısıyla Kürtçe isimler onlara iade ediliyor. Bizim köylerimizde de gene başvurular geliyor. Başvurularda eski isim neyse, talep edilen isim neyse o iade ediliyor. Betkal-Kustan bunun bir örneği. Enhel Köyü ile ilgili bir sıkıntı vardı. Bunda da işte biraz şeye dönüştü. Hani belediyeden bağımsız bir şeye dönüştü. Yerel sıkıntılar oluyor sürekli. Yalnız yöntemi ben burada çok net bir şekilde söyleyebilirim ki orada yaşayan köylüler muhtarın imzasıyla bir dilekçe ile hangi ismin geri gelmesini istiyorlarsa o dilekçeyle belediye meclisine başvuruda bulunuyorlar. Belediye meclisi kararıyla da o isim iade ediliyor. Yani bu belediyeye ait panolarda işte iki isim konusu da, iki dille isim konusu da hani ilçelerde, gene sadece Kürt insanların yaşadığı ilçelerde iki dilde tabii hizmet veriliyor ve iki dilde tabelalar kullanılıyor. Fakat özellikle hassasiyetle durduğumuz yerler Mardin Merkez, şu anda Artuklu diye isimlendirilen, bu da devlet tarafından verilen bir isim biliyorsunuz. Midyat ve Nusaybin'de 4 dilde çok özen gösteriyoruz yaptığımız her çalışmada. Son bir soru Sayın Eş Başkan. Avrupa'da yaşayan Asuri Keldani Süryanilerin gerçekten köylerine ve Türkiye'ye geri dönebilmesi konusunda devletin hakikaten samimi ve iradeli olduğunu düşünüyor musunuz, yoksa bu sadece bir ütopya mıdır? Ya devlet hiçbir zaman bu konuda samimi olmadı. Yani şu anki politikalarından da bunu anlıyoruz. İşte kendinden olmayanı yok etmeye yönelik bir politika izliyor. Yalnız şöyle bir şey var, eskisi gibi değil artık. Hani biz kendi çabamızla var olmayı başarabiliriz orada. Biz varız diyorsak ve cesur bir şekilde gelip dönmeye karar verirsek bunun için hiçbir engel yok. Şu anda bir savaş var ama bu savaş çok uzun sürmeyecektir, bitecektir.
halkımız umutsuzluğa kapılmasın, kararından vazgeçmesin, gelsin. Biz oradayız, oradan çıkmayacağız, oradan ayrılmayacağız. Biz oranın bekçileriyiz bir nevi. Turabdin'de kalanlar, Betnalin'de kalan son Asuri Süryani Keldaniler. Biz orada onları bekleyeceğiz, gelsinler. Çok teşekkür ederim Sayın Fevruni Akyol sorularımıza yanıt verdiğiniz için. Tavdi kalabeyi, etrafı ve simte. Tavdi, el-hub şeyne buşlomu.